Efendim, herkese merhabalar. Rugby TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeyiz ve Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nin artık final müsabakasına geldi sıra. Yarı final seanslarında iki ayrı grup sezon içerisinde oynamıştı ve bu grupları ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme ile karşı karşıya geldiler ve bunun neticesinde de finalde İstanbul Bulls ve Hacettepe Red Deers takımları yer alıyor. İşte karşılaşmanın hakemi Aykut Helvacı, yardımcısı ve takım kaptanlarıyla birlikte maç öncesi görüntüler sizlerle. İstiklal marşımız da okundu. Artık karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Ben de bu sezon öncesinde yaşananlardan sizlere bahsediyordum. Sezon geneli iki ayrı grup halinde oynandı Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nde. Ve bu grupları ilk iki sırada bitiren takımlar playoff'a yükseldiler ve çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşı karşıya geldiler. Ve bu yarı finaller sonucunda da bugün bakıldığında İstanbul Bulls ve Hacettepe Red Deers takımlarını finalde görüyoruz. Kazanan takımı hep birlikte Pro Lig'e uğurlayacağız. Öte yandan kaybeden takım için hiçbir şey bitmeyecek. Gazi Warriors 1. Ligi play-in oynamak maksadıyla bitirmiş durumdaydı. Son sıranın hemen bir üstündeydi. Anadolu Rangers biliyorsunuz lige veda etti. Ve o noktada da bugünün kaybedeni Gazi Warriors da önümüzdeki yıl Pro Lig'de olmak adına bir mücadele oynayacak. Yarı final maçlarında İstanbul Bulls Ege Dolphins'i 23-0 mağlup etmişti. Öte yandan Hacettepe Red Deers'a kran krana geçen mücadelede Antalya Vandals'ı 20-18 mağlup etmeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Sezon içerisinde aynı grupta yer alıyordu bu iki takım. Bunu da sizlere belirtelim. Aynı grubu iki sırada bitiren iki takımdı İstanbul Bulls ve Hacettepe Red Deers. Ve yine finalde karşı karşıya geliyorlar. Keyifli bir mücadele olacağını düşünüyoruz. Bugün beyaz formasıyla başkent ekibi Hacettepe Red Deers'ı, öte yandan siyah formasıyla da İstanbul Bulls'u izleyeceğiz. Kickoff vuruşu Hacettepe tarafından yapılacak. Berkay Demir'in vuruşuyla birlikte oyun hareket kazanacak ve final mücadelesine başlıyor olacağız. Ancak rüzgarın da küçük bir etkisiyle topun devrildiğini gördük ve hakemden de hemen uyarı geldi bu konu dahilinde. Berkay kickoff vuruşunu yapıyor ve karşılaşmadaki ilk return'ü İstanbul Bulls'dan mı izleyeceğiz derken touchback oluyor. Ve İstanbul Bulls ofans takımını sahada görüyoruz. Herhangi bir return izlemedik. Top oyun alanını terk etti ve kendi yarı alanında 20 yard'dan topu kaldırdığını göreceğiz. İstanbul Bulls'un az önce de ifade etmiştik, normal sezonu aynı grupta tamamlayan iki takımdı Red Deers ve Bulls. Grupta oynanan müsabakada Bulls galibiyeti gerçekleşmişti. Küçük İstanbul Bulls'dan gelecek derken flag var. Pozisyonun tekrarı yeniden ekranlarınıza yansıyor. Burada bir bayrak çıktı. Bakalım karşılaşmanın hakemleri nasıl bir değerlendirmede bulunacaklar derken evet.
5 yard gerilediğini görüyoruz. İstanbul Bulls ofansının bir false start kararı çıkmış olsa gerek. 1 ve 15 olarak oyuna başlayacak İstanbul Bulls. İlk akta bir koşu oyunu tercihi var. Ancak bu koşu oyunu pek de istenen kadar iyi değil. Yaklaşık 2-3 yardlık bir kazanım söz konusu Bulls adına. Bugün Bulls'ta da oyun kurucu pozisyonunda 13 numarayla izlediğimiz Can Biler görev alıyor. O da bu spordaki 10. yılını oynuyor. Oldukça tecrübeli bir isim ve aynı zamanda bu takımda milli takım oyuncuları da var. Running back Taha Çokadar ve linebacker Onurcan Düzcü de uzun yıllardır bu sporu yapan oyuncular ve Bulls'un milli takım oyuncuları. İkinci hakkında bir pas oyunu tercihi görüyoruz Bulls'un, ancak Can'ın pası isabetli değil ve üçüncü hakkına geçiyoruz. Böylelikle İstanbul Bulls'un eller henüz karşılaşmaya ısınmış değil. Bu da oldukça doğal aslında. Maçın ilk hücum haklarını izliyoruz. Yani aksi bir durum şaşırtırdı desem aslında çok da abartmam. Üç ve dokuz gibi bir oyun oynanacak. İstanbul Bulls'un üçüncü hakkındayız. Can'ın önünde koşu için bir rota var mı bakıyoruz. Hayır, o koridoru değerlendirmek istemedi. Pasa yöneldi. Ancak pasta da isabet yok ve muhtemelen Pant takımını sahada göreceğiz İstanbul Bulls'un. Pozisyon yeniden ekranlarınıza yansıdı. Hacettepe savunması başarılıydı pozisyonda. Bakıldığında üçüncü hakkını yeniden oynuyor. Evet, üçüncü hakkını yeniden oynuyor Bulls. Bu kez bir koşu oyunu tercihi var. Ancak burada da Hacettepe savunması başarılı. Ali Aras yapmış olduğu tackle'la birlikte koşuyu durdurdu bu pozisyonda. Bu kez Pant takımı sahaya dahil oluyor. Dördüncü hakkı 4 ve 6'yı oynamak istemiyor Bulls. Doğal olarak hücum drive'larına başladıkları noktada yalnızca 4 yard ilerleyebilmiş durumdalar. Tabii ilk etapta gelen 5 yardlık bir ceza olduğunu da hatırlatmakta fayda var ve punt vuruluyor. Bakalım Hacettepe'den nasıl bir return gelecek derken top oyun alanının dışında. Orta çizgiye yakın bir noktadan topun oyun alanını terk ettiğini gördük. Şu anda karşılaşmanın hakemleri topun, evet, yerleştirildiği nokta Bulls yarı alanının 48 yard çizgisi ve böylelikle Hacettepe Redeers'da çok avantajlı bir saha içi pozisyonuyla ilk hücum drive'ına başlayacak. Hacettepe'de de bugün oyun kurucu pozisyonunda 14 numarayla izleyeceğimiz Umut Köroğlu görev alıyor. Offside beklentisi vardı. Evet, şu anda flag de geldi. Gelen offside cezası ile birlikte 5 yardlık bir kazanım olacak Hacettepe Redeers adına. Ve halen ilk hakkı Hacettepe'nin 1 ve 5 oynanacak. Bulls yarı alanın 43 yard çizgisine kadar oyunu çekmeyi başardı. Gelen ceza sonrasında Hacettepe takımı bir koşu oyunu tercih görüyoruz Hacettepe'de ve bu koşuda başarı var.
Pozisyon yeniden ekranlarınıza yansıyor. Barış Cıstık koşan isimdi Hacettepe'de ve first down almayı başardı. 35 yardtan topu kaldıracak rakip yarı alanda Hacettepe Red Deers. Yine Barış'la birlikte bir koşu oyunu denemesi var ancak bu savunması başarılı bu kez. Az önce first down almayı başarmıştı Barış ancak bu kez savunmadaki müdahale yerinde. Ve 13 oynayacak Hacettepe Red Deers. 38 yard çizgisinde rakip yarı alandan ikinci hakkını oynayacaklar. Umut yine Barış'la birlikte bir koşu oyunu kurgusu var ancak bir kez daha etkili savunma görüyoruz. Bulls cephesinde Burak köşeyi döndürmedi Barış'a ve böylelikle üçüncü hakkına ilerliyoruz. Hacettepe'nin iki takımında ofans oyunları pek iyi başlamadı diyebiliriz. Az önce de ifade etmiştim henüz. Maçın içerisine girememiş de olabilir sporcular. Bir final müsabakası oynanıyor. Kazanan takımı Pro Lig'de izleyeceğiz önümüzdeki sezon. Kaybeden takımsa Gazi Warriors'la bir play-in mücadelesi oynayacak Pro Lig'de yer alabilmek adına. Kez bir pas oyunu göreceğiz gibi duruyor. Pasta isabet var ancak akabinde savunma başarılı. İstanbul Bulls'da Muhammed Tuğrul savunmayı yapan isim. Bu noktada oyunun daha fazla uzamasına müsaade etmediler. 4 ve 11 oynanacak ve Hacettepe'nin punt takımı da sahaya dahil oluyor. Maçın kick-off vuruşunu da Hacettepe Red Deers yapmıştı ve Berkay Demir'in vuruşunda top oyun alanını terk etmişti. Touchback olmuştu. Bakalım yine benzer bir vuruş görecek miyiz Berkay'dan? Şu anda punt yapıldı. Topun çok iyi bir konumdan sağ alanını terk ettiğini görüyoruz. Bir kez daha izleyelim. Farklı açılardan pozisyon ekranlarınıza geliyor. Çok zor bir noktadan topu çıkarmak durumunda kalacak. İstanbul Bulls kendi yarı alanının 5 yard çizgisinden. Bu tarz pozisyonlar genelde savunma takımlarının bulduğu safety puanlarıyla 2 puan değerindeki safety'lerle sonuçlanabiliyor. Bakalım bu tehlike bölgesinden çıkabilecek mi Bulls? Hep birlikte göreceğiz. Bir koşu oyunu tercihi var ve bu koşuyla birlikte de zannediyorum ki 1-2 yardlık bir kazanım söz konusu. Bulls adına. İkinci hakkını oynuyor. İstanbul Bulls. Yine bir koşu oyunu mu derken safety geliyor. Hacettepe Red Deers 2-0 önde. Burada pozisyon yeniden ekranlarınızda. İkinci hakkında bir pas oyunu denemesi izleyecek gibi olduk ki o noktada. 1-8 dedik. Enzo'nun içerisine Cambiler'i düşürmeyi başardı Hacettepe'liler ve 2-0'da öne geçtiler bu safety ile birlikte. İlk çeyreğin içerisindeyiz ve iki takımın da
hücum oyuncuları, ofans takımları henüz görünen o ki maçın içerisine dahil olabilmiş değiller. İstanbul Bulls kendi 20 yardından topu vuracak, 2-0 mağlup duruma düştüler ve Hacettepe hücumuyla oyuna devam edeceğiz. Oğulcan Tekin bugün kicker punter pozisyonunda görev alıyor. İstanbul Bulls'da Oğulcan vuruşunu yapıyor. 35 yard çizgisi üzerinde ellerden kaydı top bir anda. Bir el değiştirme söz konusu, yaklaşık 3-4 yardlık bir kayıba da mal olmuş olabilir Hacettepe adına. Enteresan bir pozisyon. Ve şu anda 33 yard çizgisine konumlandırılmış durumda top. Yani o geri pas olmasaydı 5 yardlık bir durum daha önde top oyuna sokabilirdi Hacettepe cephesi. Bir koşu oyunu izliyoruz yine Burak'la birlikte derken iyi savunma. Büyük bir kayıp. Neredeyse 10 yarda varan bir kayıp söz konusu. Red Deers adına. Barış bu kez istediği koşuyu atamadı. Az önceki hücum drive'ında ilk hafta first down'u almıştı bir koşuyla birlikte. Şu an hakemler topun net konumunu belirttiler ve kaybın tahmin ettiğimizden daha düşük olduğunu görüyoruz. 2 ve 13 oynuyor Hacettepe Red Deers. Bir pas oyunu göreceğiz gibi duruyor. Top elden çıktı. Neredeyse interception da olabilirdi ancak pasta isabet yok. O noktada top bozdu. Oyuncularda da kalabilirdi. Ki yanlış görmediysen Muhammed Bakiser'in topa oldukça yakındı bu pozisyonda. Nitekim 3. hakkına geçiyoruz Red Deers'ın. Üç ve 13 oynanacak. Bir koşu oyunu tercihi var Hacettepe'den ancak yine o köşeyi dönemiyor. İki takımdan da iyi savunmalar izliyoruz ilk çeyrekte. Dörtte çok oynayacak Hacettepe. Bant vuracak. Berkay bantı vuruyor. Yalnız istediği gibi bir vuruş yapamadı. 35 yard çizgisi üzerinden başlıyor Bulls return'ı ve 45 yard çizgide yaklaşan bir noktada bu return son buldu. İyi bir saha içi pozisyonuyla oyuna başlayacak İstanbul Bulls. 2-0 gerideler. Az önce Red Deers cephesinde gelen bir safety ve 2 sayı gelmişti. 2-0'lık Red Deers üstünlüğü var an itibariyle oyunda. Rakip yarı alanın 48 yard çizgisinden hücumuna başlayacak İstanbul Bulls. Bir koşu oyunu bu kez Bulls cephesinden görüyoruz ancak etkili savunma bu kez Hacettepe'den.
2 ve 14 gibi bir oyun oynanacak. Bols hücumundayız. Can top elinden çıkardı. Bu kez bir koşu oyunu tercihi var ve bu koşuyla birlikte de zannediyorum ki first down'u almayı başardı İstanbul Bols takımı. Evet, şu anda da chain hareket edecek mi diye bakıyorum. Bols'un ilk olumlu hücum oyunu oldu bu maçın başından bu yana. Şu anda 2 ve kısa oynanacağını görüyoruz. First down gelmemiş. Çok kısa bir mesafeyle ilk hakkı alamamış Bulls. 3 ve kısa oynanacak. Bir koşu oyunuyla birlikte bu kez first down geliyor Bulls adına ve oyunu da rakip yarı alanın 35 yard çizgisine kadar taşımayı başardılar. İlk çeyreğin içerisindeyiz. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi final mücadelesindeyiz. İstanbul Bulls, Hacettepe Rediers mücadelesinde 2-0'lık Rediers üstünlüğü var. Kazanan direkt olarak Pro Lig'e yükselecek. Kaybedense Gazi Warriors'la bir play-in maçına çıkacak. Can uzun bir pas tercihi var. Can'dan isabet yok hatta. Neredeyse interception da geliyordu. Hacettepe savunması da zannediyorum topa temas etmeyi başardılar ancak topu kontrolleri altına alamadılar. İşte bu da maçın başında gelen safety ile birlikte Hacettepe Rediers'i öne geçiren pozisyon yeniden ekranlarınıza geldi. İkinci hakkını oynuyor İstanbul Bulls. 35 yard çizgisinden kaldırılıyor top. Can. Topu şimdi elinden çıkardı. Pasında isabet var. Bir koşu izleyeceğiz gibi görünüyor ancak. Bu kez zannediyorum o koşan isim Taha. Az önceki kadar etkili bir koşu gelmedi. Yine de bu hücumdan da bir kazanım elde etmiş durumda. Yaklaşık 4-5 yard kadar ilerledi. Bols hücumu Taha Çokadar'la birlikte. Taha'nın da aynı zamanda bir milli oyuncu olduğunu hatırlatalım. 3 ve 5 oynayacak İstanbul Bulls. Üçüncü hakta Taha ile birlikte yeniden bir koşu görüyoruz ve bu koşuyla birlikte first down'da geliyor İstanbul Bulls. Hücumda ilerlemeye devam ediyor. Arka arkaya iyi koşu oyunları. Sakarya'da da Eşsiz Doğa manzarası ekranlarınıza geldi. Oyunu 21 yarda kadar çekmeyi başardığını görüyoruz. Bulls'un Can bu kez fake'ini verdi. Pasında isabet var ancak o noktada koşu için uygun bir koridor bulamadı Berk Mete. Ve Hacettepe savunması da Berk'i düşürmeyi başarıyor işte. Şu anda herhangi bir kayıp söz konusu mu diye bakıyorum. Zannediyorum ki 2-3 yard gibi bir kayıp. Bulls adına. Topa bak,
Snap yapıldı. Can bu kez bir pas oyunu ayırdı. Taha'ya topu aktarmayı başardı. Taha'dan yine etkili bir koşu oyunu görüyoruz. Taha'nın koşusuyla birlikte ilerlemeye devam ediyor Bulls. First down kararı gelecek mi? Yine çok kısa bir mesafe kalmış gibi görünüyor. First down için. Evet, 3 ve kısa oynayacak İstanbul Bulls. Rakip endzone olan uzaklıkları yalnızca 12 yard. Bakalım bu üçüncü hakkında nasıl bir oyun tercihi gelecek İstanbul ekibinden. Bakalım o noktada topu bir yard kadar ilerletebildiler mi? Şu an işin asıl mesele bu. Karşılaşmanın baş hekimi Aykut Elvacı da kurmayları ile birlikte pozisyonu tartışıyor. Ve zannediyorum ki bir fumble durumu söz konusu. Çünkü Aykut Elvacı'nın işaretine göre Hacettepe hücumuna geçiyoruz. Çok enteresan. Ve çeyreğin de sonuna geldik. İlk çeyreği 2-0 önde kapadı Red Deers. Tabii 3 ve kısayı bu şekilde oynamak riskli bir tercih gibi görünüyordu Bulls adına ve oradan çıkan karar Red Deers lehine oldu. İlk çeyreğin son pozisyonunda rakip endzone'a 11 yard kadar ilerlemeyi başaran Bulls topu kaybetti. Red Deers ikinci çeyreğe ofansla başlayacak. Tabii onların da o noktadan topu çıkarmaları mesele. Hatırlayacaksınız maçın başında 5 yard'tan hücum drive'ına başlayan, kendi 5 yard'ından hücum drive'ına başlayan Bulls mağlup duruma düşmüştü. Saha içerisindeki pozisyonun da dezavantajının ne kadar kritik olduğunu özellikle bu tarz mücadelelerde daha net anlıyoruz. Hacettepe hücumuyla ikinci çeyrek başlayacak. Umut topu şimdi elinden çıkardı. Pasında isabet var ancak o noktada koşu çok da uzun menzilli olmuyor. Pozisyon yeniden ekranlarınıza geliyor. Burada direkt olarak savunmadan yerinde müdahale izledik. İki ve yedi oynayacak Red Deers. Umut koşu yapılacak gibi gösterip fake'i verdi. Pasında isabet var ve zannediyorum ki first down'ı almayı başardı bu hücumunda Hacettepe Red Deers. Pozisyon yeniden ekranlarınıza yansıyor. Yiğit Kerem Demir topu taşıyan isimdi. Yiğit Kerem Demir'in koşusuyla birlikte first down almayı başardı Hacettepe Red Deers. Normal sezon içerisinde de iki takım aynı grupta yer almıştı İstanbul Bulls.
Grubu lider tamamlayıp Hacettepe Red Deers grubu ikinci sırada bitirmişti. Diğer grubun ilk ikisinden çıkan Ege Dolphins ve Antalya Vandals'ı eleyen iki takım finalde yeniden karşı karşıya geliyorlar. O grubu ikinci sırada bitiren Red Deers, o grubu lider bitiren Bulls'a karşı an itibariyle 2-0 önde. 2 ve 9 oynayacak Hacettepe Red Deers kendi yarı alanının 26 yard çizgisinden topu kaldıracaklar. Alçak bir snap ancak Umut topu almayı başardı. Pas için doğru bir rota aradı. Topu elinden çıkardı, pasında isabet var ancak sonrasında çizgiye çok yakın bir noktadan hücum etmek durumunda kaldığını belirtebiliriz Red Deers'ın ve o noktada da köşeyi iyi savundu. İstanbul Bulls takımı yaklaşık olarak ancak 3 yardlık kadar bir kazanım olduğunu da ifade etmekte fayda var. 4 yardlık bir kazanım söz konusu. 3 ve 5 oynayacak Hacettepe Red Deers. Bakalım nasıl bir üçüncü ak dizayn edilmiş Red Deers ofansında. Bir koşu oyunu tercihi var. Ancak bu koşu oyununa iyi önlem Bulls'dan. Yüksek ihtimalle Red Deers'ın punt takımı oyuna dahil olmak zorunda kalacak. Bu menzilden dördüncü hakkı oynamak istemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum Red Deers'ın. Dört ve üç. Red Deers'ın oynaması gereken oyun ancak şu anda Berkay da sahada. Berkay Demir'de. Pantı vuracak ancak bir an için topun hakimiyetini kaybeder gibi oldu. Ancak pantı yapmayı başardı. Ve topun an itibariyle durmuş olduğu nokta Bulls yarı alanının 34 yard çizgisi gibi duruyor. ...33 yard çizgisinden hücumuna başlayacak. Kendi yarı alanının 33 yard çizgisinden hücuma başlayacak. İstanbul Bulls ikinci çeyrekte 2-0'lık Red Deers üstünlüğü sürüyor karşılaşmada. Can Biler topu elinden çıkardı. O noktada bir koşu oyunu tercihi var ancak iyi savunma Red Deers'dan. Yaklaşık 2-3 yardlık bir kazanım söz konusu olmuş olabilir Bulls adına. Evet, 3 yardlık bir kazanım. 2 ve 7'ye dönüyor böylelikle oyun. Genellikle koşu oyunlarını tercih ettiğini gördük. Bulls cephesinde ancak bu kez can pas atacak gibi duruyor. Uzun bir pas ancak bu pasta isabet yok. Batuhan Avcı'nın koşusunu düşündü Can Biler ancak pasında isabet yok. 3 ve 7 İstanbul Bulls adına. Üçüncü hakkını oynuyor Bulls. Bir koşu oyunu gelecek gibi duruyor ancak o noktada first down'u alabilecek mi çok zor görünüyor. Çünkü çok geriden
koşuya başladı. Zannediyorum ki Abdülgani'ydi koşan isim. İstanbul Bulls'da istediği koridoru yakalamış mı? Evet, 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 first down'u almayı başarmış. Zor da olsa first down'u almayı başarmış Abdülgani. Geniş açıdan izlediğimizde chain'in de hareket ettiğini gördük. Ve böylelikle yeniden ilk akla birlikte oyuna dönecek rakip 45 yard, kendi 45 yard çizgisinden İstanbul Bulls. Can'dan yine bir pas tercihi gelecek mi diye bakıyorum. Uzun bir pas. İsabet var bu kez pasta. Bu kez Batuhan'ı bulmayı başardı Can. Ve iyi bir saha içi pozisyon yakalıyor. Böylelikle İstanbul Bulls yaklaşık olarak rakip 25 yarda kadar ilerlemiş durumdalar. Pozisyon farklı açılardan ekranlarınıza yansıyor. Can'ın pası, Batuhan'ın keçi ve yaklaşık 25 yard kadar ilerleyen İstanbul Bulls ofansını gördük. Bu kez bir koşu oyunu tercihi var Bulls hücumunda. Taha'nın koşusu gayet iyi. İşte ikinci tackle'daki sert şarja rağmen kolay kolay yıkılmamış ve bir nebze olsun daha ilerlemeyi başarmış Taha. Ve 5 oynayacak İstanbul Bulls. Sakarya'da oynanıyor bugün final. Red Deers'ın 2-0'lık üstünlüğü var karşılaşmada. Can pasında isabet var mı diye bakıyorum. İsabet geliyor ve ardından gelen koşuyla birlikte İstanbul Bulls ona geçiyor. Touchdown İstanbul Bulls. Akın Baş bu koşusuyla birlikte takımını öne geçiriyor. İşte Akın'ın koşusu ve Bulls touchdown ekranlarınızda. Farklı açılardan Akın'ın koşusu ekranlarınıza yansıyor. Son bölümde iyi hücum ettiğini görüyorduk Bulls'un ve bu touchdown'la öne geçmeyi de başardılar. Bakalım ekstrada isabet gelecek mi? Vuruş yapılıyor ve vuruşta da isabet var. Skor böylelikle 7-2 Bulls lehine. Önce Akın'ın koşusuyla birlikte gelen touchdown, sonrasında Oğulcan'ın kekinde gelen ekstrada gelen artı bir puan daha. 7-2'lik Bulls üstünlüğü var. Final mücadelesinin ikinci çeyreğinde. Yeniden oyuna dönüyoruz. Oğulcan Tekin. Kiki yapacak. Ve ardından Red Deers'ın hücum için sahici pozisyonunu belirleyecek. Return'ı izleyeceğiz. 15 yard üzerinden return'e başladı Hacettepe takımı. 35 yard çizgisine geçildi ve yaklaşık olarak kendi 40 yardlarına yakın bir noktadan hücumuna başlayacaklar. Ancak iyi bir return geldiğini de belirtebiliriz. Hacettepe adına. Hacettepe adına.
Kendi 39 yardlarından hücuma başlayacak. Hacettepe Redeers. Saha kenarında bir Hacettepe'li oyuncunun da tedavisi sürüyor bu arada. İşte az önce Oğulcan Tekin'in vuruşu bu şekilde isabetliydi. Yeniden ekranlarınıza yansıyor. Bu açıdan net bir biçimde ekranlarınıza yansıdı. Bu arada bir hatalı başlangıç geliyor Red Deers'tan ve 5 yard daha gerilediler. First down'a olan uzaklıkları 15 yarda çıkmış oluyor böylelikle Hacettepe'li oyuncuların. Umut pasında isabet yok. O noktada Tolga'yı düşündü ancak pasında isabet yok Umut Köroğlu'nun. Ve 15 oynayacak Red Deers. Umut yine bir pas oyunu yönelecek gibi duruyor ancak bu kez yine pasta isabet yok. Doğru bir rota ararken burada Bulls savunması çabuk yetişti noktaya ve yeterli süreyi tanımadılar. Umut için 3 ve 15 Red Deers adına arka arkaya etkili oyunlar hem ofans hem de defans tarafından izlemeye başladık. İstanbul Bulls'un Ege Dolphins'i yarı finalde 23-0 gibi net bir skorla geçmişlerdi. Normal sezonda kendi gruplarında yenilgi almadılar. Finaldeki rakibi Hacettepe'yi de mağlup etmeyi başarmışlardı ve emin adımlarla finale kadar geldi Bulls. 3 ve 15 oynuyor Hacettepe. Umut'tan pas isabetli ancak sonrasında istenen koşu gelmiyor Hacettepe adına. Yeniden Pant takımı sahaya dahil olacak. Hacettepe'nin Akay vuruşunu yapıyor. 40 yard çizgisi üzerinden başladı return. 50 yard çizgisi geçildi. Rakip yaralının 40 yard çizgisi geçildi ve rakip yaralının 35 yard çizgisine yakın bir noktadan hücumuna başlayacak İstanbul Bulls. İyi bir return izledik. Sarı siyahlı ekipten. Batuhan Avcı koşan isimdi. Return'ı yapan isimdi İstanbul Bulls'da. Artık ilk yarının son bölümündeyiz. Bu arada gelen bir ceza ile birlikte iyice gerilediğini gördük ve adeta topu aldığı noktaya kadar topu aldığı noktadan oyunu başlatıyor Bulls'un. Karşılaşmanın hakemleri gelen ceza sonrasında
39 yardtan topu kaldıracak. Ancak bir bayrak daha var. Bir ve 15 olarak oyuna başlıyor. Bowles uzun bir pas oyunu tercihi var ve interception geliyor. Interception geliyor. Bowles adına iyi giden ivme belki de bu noktada kırılacak olabilir. İşte bakın pozisyon ekranlarınızda. Hacettepe savunması başarılı. İlk yarının son bölümlerindeyiz. Bakalım en azından bir alan golü menziline girmek isteyecektir Red Deers diye tahmin ediyorum. Bir de bayrak var bu arada. Enteresan bir an. Bakalım yay karar ne olacak? Evet şu anda zannediyorum ki interception öncesinde olan bir pozisyondan ötürü bir ceza geldi Red Deers'a ve Bulls hücumu böylelikle first down'u almış oldu. İstanbul Bulls takımı kendi 49 yardından topu kaldırıyor şimdi de. Uzun bir pas tercihi var. Bu kez pasta isabet yok Candan. O da tabii takımın alan golü menziline sokacak. Uzun menzili paslara yönelmiş vaziyette şu bölümde. Bir bayrak daha var bakalım. Bu kez 5 yard geriliyor Bulls hücumu. İlk hakkını bu kez. Yine bayrakları görüyoruz Bulls'un ilk hakkında. Bakalım diğer karar ne olacak? Şu bölüme bayraklar damga vuruyor oyunda. Gelen ceza Red Deers aleyhine 15 yardlık bir ceza geldi. Ve böylelikle rakip 44 yarda kadar ilerlediğini gördük. İstanbul Bulls'un Can Taha'ya top iletmeyi başardı. Taha'nın koşusuyla birlikte yaklaşık 6 yardlık bir kazanım. İstanbul Bulls'da yine. İki
2 ve 5 oynayacak İstanbul Bulls. Can bir pas oyununa mı yönelecek? Kendi mi koşacak? Şimdi topu elinden çıkardı. Pasında isabet var mı? Hayır. Şanssız an Taha için. İşte bakın pozisyon ekranlarınıza, yaklaşık 35 yardlık bir pas. Ancak Taha topun kontrolünü sağlayamadı bu pozisyonda. Üç ve beş oynayacak İstanbul Bulls. Bayraklar var. Hatalı başlangıç durumu olmuş olabilir. Bulls adına. Evet, false start'la birlikte 5 yard geriliyor. 3 ve 9 oynayacak İstanbul Bulls. Can yine uzun bir pas için düzgün bir rota aradı. Pasında da isabeti buluyor. Pasında da isabeti buluyor. Yine aynı iki isim pas oyununda başrolde. Batuhan'ı bulmayı başardı Can. ...22 yardtan topu kaldıracak Bulls. Can'dan direkt en sona doğru bir pas. İsabet var mı diye bakıyorum. Nihai karar ne olacak? Touchdown Bulls lehine. İkinci çeyrekteki ikinci touchdown'u bu. İstanbul ekibinin. Can'dan direkt olarak en sona bir pas ve ilk touchdown'u koşarak alan Akın bu kez topu yakalamayı başardı. Ve 13-2'ye geldi skor böylelikle. Bakalım ekstrada. Oğulcan'ın vuruşu mu olacak? Hayır. 2 puan için oynayacak gibi görünüyor. Bulls. Can. Yine pas mı atacak? Hayır, önünde geniş bir koridor var. Kendi mi koşacak? Net bir karar verebilmiş değil. En zona bıraktı topu ve isabet var, ancak bayrak da var. Bu iki sayı denemesinde başarı vardı, ancak bayrak da atılmıştı. Şu anda karşılaşmanın hakemleri de topun yeniden konumlanması için teyakkuz halindeler. Ve işte az önceki Akın'ın keçiyle birlikte gelen Bulls touchdown ekranlarınızda. Thank you.
Bu da ekstra oyun denemesi. Canım pasında isabet vardı ancak bayrak gelmişti. Oyun yeniden kurgulanacak gibi duruyor. Evet, bu kez bir vuruş tercihi gelecek Oğulcan'dan. Oğulcan Tekin vuruşunu yapıyor. Ve Oğulcan'ın vuruşunda isabet var. 14-2'ye geliyor skor böylelikle Bolus adına. Bu açıdan daha net ekranlarınıza gelecek. Oldukça temiz bir vuruş Oğulcan'dan. ...14-2'lik İstanbul Bulls üstünlüğü var. İlk yarının son anlarındayız. ...20 yard üzerinden return başlayacak mı? Elde bir an için seken top. Ve 20 yard çizgisi üzerinde bu return noktalanıyor Bulls savunması tarafından. Kendi yaralının 20 yard çizgisinden topu kaldırıyor Red Deers. Pasta isabet var. Ancak oyun saha içerisinde son bulduğu için süre akmaya devam ediyor. Oyun kurucu pozisyonunda da Kaya'yı görüyoruz şu bölümde. Kaya'dan uzun bir pas tercihi var. Ve pasta isabet yok. İkinci çeyrekte Red Deers'ın ofans oyunlarının çok işlemediğini görmeye başladık. Ve ilk çeyrekte ofansta sıkıntı yaşayan Bulls ofansının da açılmasıyla özellikle Akan'ın devreye girmesiyle beraber gelen iki touchdown oyundaki bütün momentumu Bulls lehine çevirmeyi başardı. Kaya bu pozisyonda kendi koşmayı tercih etti Hacettepe Red Deers'ın yedek oyun kurucusu kendisi.
pozisyonu saha dışarısında sonlandırdığı için süreyi de durdurmayı başardı Kaya aynı zamanda. Üç ve üç oynanacak. Şu anda chain düzeltelim. Çok özür diliyorum. Dört ve kısa. Evet, dört ve kısa oynanacak. Orada küçük bir anlaşmazlık hakemler arasında da meydana geldi. Biz de yanıldık böylelikle. Dört ve kısa oynayacak Hacettepe Red Deers. Punt vurmayı tercih ettiler ancak iyi bir punt da vurulmadı ve yani belki de Bulls alan golü menzilinde oyuna başlayabilir. Momentum olarak çok düşmüş görünüyor Hacettepe takımı oyundan. Yard çizgisinden topu kaldıracak Bulls. Yani bir 10 yard kadar ilerleseler alan golü denerler diye tahmin ediyorum. Can uzun bir pas tercihim gelecek yine. Pasında isabeti buluyor Can. Ve atak da oyun alanının dışında sonlanmış görünüyor. Pozisyon ekranlarınızda. İkinci çeyreğe Bulls ofansı damga vuruyor. On bir yard uzaklıktalar Hacettepe endzonuna. Bu kez bir koşu oyunu tercih görüyoruz Bulls cephesinde ve endzone'a varmadan bu hücum sona eriyor. Abdülgani Abdurrahman'ın koşusu ekranlarınıza yansıdı bir kez daha farklı açılardan. İki takımın da şu ana kadar herhangi bir mola kullanmadığını hatırlatalım. Bulls cephesine gelen ceza ile birlikte Bulls oyunu 36 yard çizgisine kadar geriledi. Gerilediğini gördük. Bulls hücumunun süre halen akıyor. Can uzun bir pasa mı yönelecek diye bakıyorum. Şimdi topu elinden çıkardı. Pasta isabet var ama içeride mi dışarıda mı? O noktada Can aslında belki bulmayı başardı ama bu arada bir bayrak daha var. Beş yardlık bir ceza daha. Bulsa lehine.
İkinci çeyrek hakikaten oldukça uzun sürdü. Neredeyse ilk çeyreğin iki katı kadar süre olarak uzun sürdüğünü belirtmekte fayda var. Oyun sıklıkla durdu. Taşlamlar oyunu mu bölümünde geldi yaklaşık olarak. 22 dakika civarında sürmüştü ilk çeyrek. Ve buradaysa neredeyse bir 40 dakikayı bulmuş durumdayız. Can topla birlikte kendi koşmayı tercih etti. Ve koşsun o oyun alanının dışında noktaladı pozisyonu. Yeniden izliyoruz. Topu da elinden kaçırmış son anda ve dolayısıyla yeniden 39 yard çizgisinden ikinci hakkını oynayacak. İstanbul Bulls. Mola alıyor İstanbul Bulls. İlk yarının son bölümlerinde. Moladan dönüyoruz. 14-2'lik boz üstünlüğü var ve ilk yarının son anlarındayız artık. Kendi 39 yard çizgisinden topu kaldıracak İstanbul Bulls. Can direkt olarak uzun bir pas tercihinde bulundu ancak pasında isabet yok onun da. İlk iki hakkında istediği hücumu oynayamadı İstanbul Bulls. Ve böylelikle Bulls'un üçüncü hakkına ilerliyoruz. İlk yarının son bölümündeyiz. Bu çeyrek içerisinde bulduğu iki touchdown'la bulmuş olduğu 14 puan Bulls'u 14-2 öne geçirdi. Finalde bir koşu oyunu izliyoruz bu kez. Şimdi top elden çıktı. Bir interception var. Interception geliyor. Pozisyonu yeniden izliyoruz. Bu noktada direkt olarak Enzo'nun hedef alındığı bir pas oyunu tercihi vardı ancak pasta isabet gelmedi. Hakemler arasında yeniden bir diyalog olduğunu görüyoruz. Çünkü atılan bir bayrak var.
zannediyorum ki Hacettepe aleyhine çıkan bir ceza var. Hayır, interception geçerli. Wolfsburg'un takım oyuna dahil olacak. Ancak ilk çeyreğin bitiminde çok ama çok kısa bir süre var. Düzeltiyorum. Red Deer Sucum takımı dahil olacak oyuna. Kendi 8 yard çizgisinden topu kaldıracak Hacettepe Red Deers. Maçın başında buna benzer bir ters senaryo yaşandığında Red Deer savunması safety ile birlikte takımın öne geçirmeyi başarmıştı. Bakalım bu savunması skor etki edebilecek bir hamle yapabilecek mi? Red Deer yeniden Kaya oyun kurucu pozisyonunda. Uzun bir pas tercihi var Kaya'dan ve interception mı? Hayır. Burada topun kontrolünü sağlayamıyor Bulls oyuncuları. Muhammed Baki Serin topa doğru bir hamle yapmıştı İstanbul Bulls'ta. İkinci hakkını oynayacak Hacettepe Red Deers. Bir QB koşusu izleyeceğiz gibi duruyor. Hayır, şimdi bir pas tercihi var. Pasta isabet var mı? Pozisyonu saha içerisinde son buldu. Onu da belirtelim. Herhangi bir mola da gelecek mi Red Deers'tan diye bakıyorum. Ve ilk yarının sonuna geliyoruz. İlk yarı sonucu İstanbul Bulls 14, Hacettepe Red Deers 2. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
Evet, ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıda ilk atak, daha doğrusu ilk return'u yapacak taraf Hacettepe Red Deers. Olcan Tekin kickoff vuruşunu yapacak ve akabinde de ikinci yarıya başlıyor olacağız. İlk yarıyı 14-2 önde kapamayı başarmıştı İstanbul Bulls. Olcan vuruşunu yapıyor. 30 yard. Düzeltiyorum. Tam olarak 28 yard çizgisi üzerine topu karşılıyor Hacettepe'li oyuncular ve diz çökerek oyunun başlayacağı noktayı belirlemiş oluyorlar. Böylelikle 28 yard çizgisinden kendi yarı alanından ikinci yarıdaki ilk hücuma başlayacak Hacettepe Red Deers. Karşılaşmanın başında yapmış oldukları safety ile birlikte hanelerine 2 puan yazdırmışlardı ancak sonrasında oyun ritmi olarak çok düştüğünü gördük. Red Deers'ın İkinci yarıdaki ilk hücum drive'da başlıyor Red Deers adına ancak pasta isabet yok. Daha doğrusu Umut'un pası isabetli gibi görünüyordu ancak o noktada zannediyorum ki topa tam olarak kavrayamadı Ceyhun. İkinci hakkını oynayacak Red Deers. Kendi yer alanında 28 yard çizgisinden, düzeltiyorum, 27 yard çizgisinden topu havalandırıyor. Topu kaldırıyor Red Deers'lı oyuncular. Umut Köroğlu uzun bir pas hazırlığı içerisinde. Umut'un pası isabetli mi diye bakıyorum. Evet. Umut'un pasında isabet var ve 3 ve 2 oynayacak Red Deers. 8 yardlık bir kazanım izledik bu pas oyununda. Bakalım 3 ve 2'den first down çıkarabilecek mi Hacettepe? Umut bir koşu oyununa yöneldi. O noktada Hacettepe ve first down geldi. Beraberinde 50 yard çizgisinde geçmeyi başarıyorlar ve 45 yard çizgisine kadar Barış Çıstık'ın koşusuyla ilerlemeyi başarıyor Hacettepe Red Deers. İşte bakın pozisyon bu şekilde. Oradan çok iyi çıktı Barış. Ve sonrasında da aldığı şarja rağmen ilerlemeyi sürdürdü ve rakip yarı alan 43 yard çizgisine kadar da takımının hücumunu ilerletmeyi başardı. Rakip yarı alana yerleşti Hacettepe Red Deers. İkinci yarının başında. Umut pasa mı yönelecek diye bakıyorum. Evet, pasında isabet var. Ceyhun bakalım ne kadar koşacak derken Ceyhun'un çok da ilerleyebildiğini söylemek güç. Bu arada bir offside kararı var. Ve böylelikle 5 yard ilerlemiş oluyor. Hacettepe Red Deers halen ilk haklarını oynuyorlar. 1 ve 5 oynayacak Red Deers. Rakip 38 yardtan topu kaldıracaklar. Bir koşu oyunu tercihi var yine Barış'la birlikte ve Barış'tan yine güçlü bir koşu izledik. İlk hakkı da almayı başardı. Gözlerimiz bizleri yanıltmadıysa eğer Barış. Chain'de ilerlemeye devam ediyor ve evet Barış ilk hakkı almış.
30 yard çizgisine kadar ilerlemeyi başarmış Red Deer's hücumu. Yine Barış'la birlikte bir koşu oyunu tercihi var ve bu kez Barış'ın koşusunu durdurmayı başarıyor. Bulls savunması, işte pozisyon yeniden ekranlarınızda. İkinci yarıya Barış'ın üzerinden planlanan koşu oyunlarıyla başladı Hacettepe Red Deer's. Bakalım Barış'ın koşulları haricinde herhangi bir alternatif ne sunacaklar bizlere, merak ediyoruz. 2 ve 8 oynayacak bu hücumunda. Barış 2 yardlık bir kazanım elde etmeyi başarmıştı. 2 ve 8 oynayacak Red Deer's. Umut bir pas oyunu oynayacak gibi duruyor. Topu elinden çıkardı ancak iyi bir pas gelmiyor Umut'tan. 3. hakkını oynayacak Red Deer's. Sekiz yardtan topu kaldıracak Red Deer's. 14-2'lik üstünlüğü var Bulls'un. Umut Köroğlu bir pas rotası aradı kendine. Uzun bir pas, interception geliyor. Interception geliyor ve bakalım bu return ne kadar sürecek. 30 yard geçildi. 40 yard geçildi. 50 geçildi. Geniş bir koridor var. Touchdown'a ilerliyor İstanbul Bulls takımı. Ancak o noktada erken bir kutlama. De bakın. Burada ayağa kayıyor Onurcan'ın. Ancak yine de çok iyi bir saha içi pozisyon yakaladığını belirtmekte fayda var Bulls'un. Bu arada atılan bayrak olduğu da hatırlatalım. Bakın belki de bu son geçerlik kazanmayabilir. Bulls aleyhine bir ceza çıktığı takdirde şu anda karşılaşmanın hakemleri de az önce yaşanan pozisyonu yorumluyorlar kendi aralarında. Burada da ayağının kayıp düştüğü an halen net bir karar verilmiş değil. Evet, şu anda Aykut Elvacı kararı açıklayacak. Karşılaşmanın baş hakemi. Oyunculara durumu tebliğ ediyor. Saha içerisindeki dizilimlere bakıldığını varsayacak olursak ilerleyen bir Red Deer's hücumu olduğunu görüyoruz. Cezayı tam olarak anlamlandıramadık bu noktada bizler ama
Yaklaşık 10-15 yard. Zannediyorum evet 15 yardlık bir ilerleme. Düzeltiyoruz return'ün yapıldığı noktadan. Bu sucuma başlayacak. Halen cezanın ne olduğunu tam olarak adlandıramadığım için kusuruma bakmayın sizler de. Hücumun hangi yönde olduğunda şaşırdık olduk haliyle. Taha'nın koşusuyla birlikte ilk hücum drive'ına başladı. İstanbul Bulls. Taha bu koşuyla 5 yard kadar kazandırmayı başardı takımına. Kime 5 oynayacak Red Deers. Bir pas oyunu tercihi ancak Can'ın pasında isabet yok. Üç ve beş oynayacak Bulls. Bu kez bir koşu oyunu mu derken evet. Bu koşuyla birlikte de first down'u almayı başarıyor Bulls takımı ve 45 yard çizgisine kadar da ilerliyor. Bu koşuyla birlikte Taha çok eder. Taha da sahadaki tecrübeli isimlerden bir tanesi. Milli running back'lerimizden. Yine atılan bir bayrak bizim nihai sonucu beklememiz anlamına geliyor. Böylelikle yeniden 19 yard çizgisinden topu kaldıracak Bulls. Üçüncü hakları. Can bir pas rotası aradı kendine. Israrla arıyor. Şimdi topu elinden çıkardı. Pasında isabeti var mı diye bakıyorum. Yakın çekimden daha net anlayacağız. İşte bakın pozisyon bu şekilde. Gelen ceza ile birlikte gerilediğini görüyoruz Bulls hücumunun. Uzun bir pas oyunu mu gelecek Can kendi en zone içerisinde. Şimdi o noktadan çıktı. Topu elinden çıkardı ancak. Aslında isabet yok. İyi savunma izledik bu bölümde Red Deers'tan.
Kılıcı hakkında punt vuracak gibi görünüyor. İstanbul Bulls. Oğulcan vuruşunu yaptı. Ve oldukça iyi bir vuruş geliyor Oğulcan'dan. Touchback'le sonuçlanıyor bu pozisyon. İyi bir vuruş. Oğulcan Tekin'den. Hacettepe Reddiyers'ın avantajlı bir sağ pozisyonu almasının da önüne geçiyor bu vuruşuyla birlikte. Hacettepe Reddiyers kendi 20 yardından topu oyuna sokacak. Bu olsa oyuncular da az önceki pozisyonu kendi aralarında tartışıyorlar. İlk hakkını oynamaya başlıyor. Barış'ın bir koşu oyunu. Yine Barış üzerinden bir oyun planı izledik Reddiyers'ta. Jack Bulls'a olması da başarılı artık. Önlemi biraz daha Barış'ın üzerine almayı başladı Bulls oyuncuları da. İkinci hakkını oynayacak Reddiyers ancak öncesinde bir mola var. Moladan sonra sizlerleyiz. Evet, moladan döndük. 14-2'lik bir olsuz üstünlüğü var ve 3. çeyreğin ortalarındayız artık. İkinci hakkını oynuyor Reddiyers. 2 ve 6 oynanacak. Bir koşu oyunu. Yine Barış'la birlikte bir oyun tercihi var. Zannediyorum ki 3 ve kısa oynanacak. Bir bayrak da var yere atılan. Gelen karar. Reddiyers first down'u lehine oluyor ve ekstra gelen ceza ile birlikte de Reddiyers hücum ilerlemeye devam ediyor. Kendi 45 yardına kadar ilerlemeyi başardı Reddiyers hücumu. Yine bir koşu oyunu göreceğiz derken savunma başarılı. Oyun kurucu olarak Kaya oyunda Reddiyers'ta.
2 ve 14 oynayacak Hacettepe Red Deers. Bir pas oyunu gelir mi? Kaya kendi geniş bir rota çizdi. Şimdi top elinden çıkardı. Top önce yere mi temas etti? Bu açıdan anlayacağız. Evet. Pasta isabet yok. Topun ilk teması zeminle olduğu için interception durumu da söz konusu değil böylelikle. Üçüncü hakkını oynayacak Red Deers. Yine bir pas oyunu göreceğiz gibi duruyor Red Deers cephesinde ama hayır. Bir QB koşusu izliyoruz ve koşuyla birlikte de burada çizgiye kadar geldiğini gördük Kaya'nın. O first down için zannediyorum ki yeterli olmayan bir koşu. Dört ve yedi gibi bir görünüm söz konusu. Punt vurulacak. Hayır. Bir fake oyun söz konusu. Bir koşu oyunu var. İlk hakkı alabilmek adına ama hayır. Bulls savunması first down'ı 2 yard kala durdurmayı başarıyor Red Deers ofansını ve Bulls hücumuyla döneceğiz oyuna. Bir koşu oyunu tercihi var ve bu koşuyla birlikte yaklaşık 5-6 yardlık bir kazanım izliyoruz. Bols cephesinde pozisyon yeniden ekranlarınızda. İki ve dört oynayacak Bulls. Yine bir koşu oyunu tercihi izliyoruz ve bu koşuyla birlikte first down'da geliyor. Oyun da yaklaşık olarak 35 yard çizgisine kadar taşımış oluyor. Böylelikle Bulls lehine. Thank you.
Yine bir koşu oyunuyla ilerliyor Bulls. Ve bir kez daha first down geliyor bu kez. Taha koşan isim. ...22 yarda kadar ilerlemeyi başardı. İstanbul Bulls. Haydi de pas! Pas, pas! Bir pas oyunu göreceğiz gibi görünüyor. Paslı isabet var mı? Hayır ve interception mı geliyor diye bakıyorum. Hayır. Yeniden izliyoruz pozisyonu. İşte burada topun hakimiyetini sağlayamıyor Hacettepe savunması. Geri dönüş adına büyük bir kıvılcım tepilmiş oluyor böylelikle Red Deers'ta. Bir koşu oyunu var Taha ile birlikte. Taha 10 yard çizgisini geçti. En zona doğru ilerliyor ve touchdown'u buluyor. Taha çok ader. Ve 3. touchdown'u bugün Bulls'un. Skor 22. İstanbul Bulls lehine. Adım adım Pro Lig'e doğru ilerliyor Bulls. Oğulcan Tekin zannediyorum vuruşu yapacak isim. Ekstra için vuruşta isabet var ve 21-2 oluyor skor böylelikle. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. 21-2 Bulls üstünlüğü var karşılaşmada. ...21-2'lik Bulls üstünlüğü var. Kick yapılacak ve akabinde de Red Deers hücumu. Daha doğrusu Red Deers return'u izleyeceğiz. Olcan vuruşunu yapıyor. 15 yard çizgisi üzerinde. Barış'la birlikte return'a başlıyor Hacettepe. Barış 2 kişilik tackle'dan sıyrılmayı başardı. Ancak bir fumble söz konusu mu diye bakıyorum. Top kimde kalacak? İşte burada topu elinden düşürüyor. Yerde kalan bir isim var Hacettepe'de de. Umarım ciddi bir problem söz konusu değildir.
Ambulans saha içerisine kadar geldi. Pozisyonu izliyoruz bir kez daha hep birlikte. Tatları kaçıranlardan bir tanesi elbette bu sakatlık anları bu sporda. Tabii oyunun sürdürebilmesi adına sahada da bir ambulansın bulunması gerekiyor. Onu da belirtelim. Hacettepe Reddiyers'ta sakatlık yaşayan bir oyuncu vardı ve tedavisi için ambulans da sahaya geldi. Umarız ciddi bir problem söz konusu değildir. Evet, yeniden oyuna dönüyoruz. Hacettepe hücumu olacak. Kaya baskıdan kurtulmaya çalışıyor. Şimdi çıkardı topu elinden. Pasta isabet yok. İkinci hakkını oynayacak Reddiyers. Bu oyunda da yaklaşık 2 yardlık bir kazanım söz konusu. Barış'ın bu koşusuyla birlikte Reddiyers adına düzeltelim
yakın çekimde 2 yard gibi göründü ancak totalde 5 yardlık bir kazanım söz konusuymuş. 3 ve 5 oynuyor Edirs ancak bu kez uzun menzilli bir koşu olmuyor. Dört ve iki oynayacak Red Deers. Sakarya'da Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi final mücadelesinde İstanbul Bulls'la Hacettepe Red Deers karşı karşıya geliyor. Üçüncü çeyrekte Bulls'un 21-2'lik üstünlüğü var. Bu arada düdük var. Pant vuruluyor. Top 35 yard çizgisi üzerinde durduruldu. İstenilen gibi bir vuruş gelmedi o noktada. Bulls hücumu oldukça avantajlı bir saha içi pozisyondan oyuna dahil olacak. Can uzun bir pasa doğru yöneldi. Pasında isabeti buluyor. Pasında isabeti buluyor. Bulls oyundaki üstünlüğünü sürdürmeye devam ediyor. Hem skorda hem oyunda çok daha üstün bir görüntüsü var Bulls'un. Bu arada bir ceza var. Yeniden Bulls hücumuyla oyuna devam ediyoruz. Can'dan bir pas. Pasta isabet var ancak pas sonrası herhangi bir koşu görmedik. İki ve on oynayacak Bulls. Pas oyunu mu? Hayır. Bir koşu oyunu tercihi geliyor Bulls'tan. Burada bakın. Kameraman arkadaşım da aynı şekilde tıpkı benim gibi o pas fake'inin yerlerden olmuş. 3 ve kısa oynayacak Bulls. Bir pas ancak o noktada.
İyi reaksiyon var ancak bayrak da atılıyor. Orada bayrak wave edildi. Gördüğümüz kadarıyla. Tabi bu oyun duraklamaları hem oyunun temposunu kırıyor. Hem oyuncuların temposunu kırıyor. Ve çeyreklerde uzun sürüyor haliyle yaklaşık 40-45 dakikadır. Üçüncü çeyreğin içerisindeyiz ki ikinci çeyrekte yaklaşık 50 dakika kadar sürmüştü. Saat 16'da başlayan mücadelede saatler 18-15 olmaya yakın. Halen son çeyreğe daha giriş yapmadık. Şu an için Bulls'un üçüncü hakkında 5 yardlık bir gerileme olduğunu görüyoruz. Şimdi dördüncü hak olarak güncellendi. Evet, az önce herhangi bir ceza yaptırımı olmadı 5 yard kadar. Gerilemişti zaten Bulls hücumu. 4 ve 6 oynanacak. Can bu oyunu oynamayı tercih etti. Pasında isabet var. Ama ilk hak geldi mi gelmedi mi? Pozisyon yeniden ekranlarınızda. Evet. First down gelmiyor ve Hacettepe hücumuna döneceğiz. Aynı noktadan. Umut topu çıkardı elden ancak iyi bir pas gelmiyor Umut'tan. İkinci hakkını oynayacak Red Deers. Bu arada Barış'la birlikte bir koşu oyun düşüncesi var. Barış topu elinden kaçırıyor ve top kaybı da geliyor. Yeniden Bulls hücumu olacak. 20 yard çizgisi geçiliyor. 10 yard çizgisi geçiliyor. Ve touchdown geliyor mu diye bakıyorum. Evet. Touchdown geliyor. İşte burada daha net görüyoruz. Yekta touchdown'ı buluyor ve 27-2'ye geliyor skor. İşte
İşte Yekta'nın en zona koşarak girdiği anlar yeniden ekranlarınızda. Hacettepe'de sakat geçiren bir oyuncu daha var. Şu anda zannediyorum ki ayak bileğinde bir problem var. Kenara doğru geliyor. Yekta'nın touchdown'ı ekranlarınıza geliyor. Olcan bugün 3 touchdown sonrasında vurduğu 3 vuruşta da başarıyı bulmuştu. Bakalım dördüncüsünde ne isabeti bulacak mı? Oğulcan vuruşunu yapıyor ancak bu kez bloklanıyor. İlk 3 touchdown sonrası ekstrada isabeti bulan Oğulcan Tekin bu kez bloklanıyor. ...27-2 Bols üstünlüğü var skorda. Hacettepe return'e geçeceğiz. Olcan'ın vuruşuyla birlikte oyun yeniden start alacak. 27-2'lik İstanbul. Bulls üstünlüğü var skorda. Az önce Yekta touchdown'ı bulmuştu. Bu arada topun kontrolünü bir türlü sağlayamadılar o noktada. Ve evet 5 yard üzerinden return başladı Barış. Koşan isim ancak Barış da 18 yard çizgisi üzerinde return'ü sonlanıyor. Maçın kazananının ikincilik şampiyonu olarak direkt Pro Lig'e yükseldiğini, kaybedenin ise Gazi Warriors'la bir play-in mücadelesi oynayacağını belirtelim. Ve üçüncü çeyreğin sonuna geliyoruz. Üçüncü çeyrek sonucu 27-2 Bols üstünlüğüyle sona eriyor ve dördüncü çeyrekte yeniden birlikte olacağız. Son çeyrekte ilk hücum Red Deers'dan gelecek. Umut
Pasında isabeti var ancak sonrasında koşu gelmiyor. Mücadelenin başında bulduğu safety ile birlikte 2-0 öne geçmesine karşın sonrasında oyunda varlık gösteremedi. Red Deers ve 27-2 mağlup durumda girdiler son çeyreğe. Umut pasında isabet yok. Üçüncü hakkını oynayacak. 3 ve 8 oynayacak Hacettepe Red Deers. Elinden çıkardı. Pasta isabet var. 4 ve kısa gibi bir oyun oynanacak diye tahmin ediyorum. Şu an karşılaşmanın hakemleri de first down olup olmadığı yönünde bir inceleme içerisindeler. Ve evet, first down kararı çıkıyor. Hacettepe hücumu ilerledi böylelikle. Uzun süre sonra. Umut. Umut'un pası isabetli. Burada da yaklaşık 4-5 yardlık bir kazanım. İki ve beş oynayacak Hacettepe. Umut pası yine isabetli. Burada da yaklaşık 3 yardlık bir kazanım daha. 3 ve 2 gibi bir oyuna döneceğiz. Hacettepe hücumunda. Üç ve bir oynayacak. Umut pasında isabet var. İlk hakkı da alıyor böylelikle Red Deers. Kendi yarı alanının 42 yard çizgisinden topu kaldıracak Red Deers. Umut topu şimdi elinden çıkardı. Zannediyorum ki catch yok bu pozisyonda. Hayır karar. Geç geldiği yönünde oldu Aykut Hoca'dan ve zannediyorum ki bir de ceza var. Bulls aleyhine
Çünkü iyice ilerledi chain şu anda. Bir koşu oyunu tercihi var Red Deers'a. Savunma başarılı. Pasta isabet yok. Üçüncü hakkını oynuyor Red Deers. Pasta isabet yok. Umut direkt olarak 20-25 yard arasına bir top göndermek istedi ancak takım arkadaşlarını bulamadı. Dördüncü hakkını oynamak durumunda kalıyor böylelikle Red Deers. Dördüncü hakkı da oynuyor Red Deers ancak yine pasta isabet yok. Bols hücumu kendi yer alanının 43 yard çizgisinden başlayacak. Bir pas fake'i verildi ve koşu oyunu tercih edildi ancak bu kez fake'e inanmayan bir savunma iyi reaksiyon gösteriyor koşu oyununa. İkinci hakkını oynamak durumunda kalacak İstanbul Bulls. Son çeyreğin içerisindeyiz. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi finalinde İstanbul Bulls namağlup bir biçimde şampiyonluğa doğru ilerliyor diyebiliriz artık. 4 pozisyonluk bir fark var. Can topu henüz elinden çıkarmış değil. Can şimdi uzun bir pas tercihi var. Can'dan ve isabetli. Can'ın pası isabetli. Bulls hücum ilerlemeye devam ediyor. Sabırla bekledi. Doğru anı Can. Yasin'i gördü ve pasını isabeti buluyor. Yasin de
Doğru noktada topu yakaladı Yasin Tokdemir. Bolsu hücum ilerledi böylelikle. Kez bir koşu oyunu tercihi var Bols cephesinde. Bu koşu oyunuyla da yaklaşık 3-4 yardlık bir kazanım elde edildi diye görüyorum ilk etapta. Bu tarz yard hesaplamalarında hakemlerle farklı kararlar içerisinde oluyoruz. Açı da şu anda beni yanıltmış. Onu fark ediyorum. Yalnızca bir yardlık bir kazanım söz konusu. 2 ve 9 oynayacak Bols. Can direkt olarak topu sağ çizgiye doğru çıkardı. Pasta isabet var. Ve burada da bir nebze olsun ilerlemeyi başarıyor. Bols first down gelmiyor olsa da. 3 ve 2'ye dönmüş oluyor oyun böylelikle. Bayrak var. Zannediyorum ki bir hatalı başlangıç durumu söz konusu. Evet, 5 yard geriliyor. Böylelikle bozucumu 3 ve 7 oynanacak. Can Biler bu kez kendi mi koşacak? Hayır, topu şimdi elinden çıkardı. Direkt sonra Collins onu düşündü. Ancak pasta isabet yok. Can direkt olarak en zonu düşünmüştü ancak pasta isabet gelmemişti. Şimdi kendi 20 yardından oyunu hareketlendirecek Red Deers. 27-2'lik Bulls üstünlüğü sürüyor karşılaşmada. Umut pasta isabeti buluyor Umut ve beraberinde bir koşu oyunu izleyeceğiz gibi duruyor ancak orada iyi bir koridor yakalayamadı Hacettepe ofansı. Bayrak da var. Şu anda Onurcan Düzcü ile diyalog halinde karşılaşmanın baş hakemi Aykut Elvacı ve gelen ceza ile birlikte de first down gelmiş oluyor otomatik olarak ve
şu anda epey bir ilerlediğini gördük. Red Deers'ın 41 yarda kadar ilerledi Hacettepe Red Deers. Red Deers hücumu bu arada 45 yarda kadar da çekildi şimdi. Orada da net bir karar çıkmamıştı. Şimdi nihai karar çıkıyor ve Red Deers hücumuna yeniden döneceğiz. Umut topu hemen çıkarttı elinden ancak pasında isabet yok Umut'un. İkinci hakkını oynayacak Hacettepe Red Deers. Umut bu kez pasında isabeti buluyor ancak. Sonrasında bir koşu gelmedi. Burada da 4 yardlık bir kazanım söz konusu. 5 yard olarak düzeltelim Hacettepe adına. 3 ve 5 oynanacak. Ancak mola var. Moladan sonra sizlerleyiz. Moladan döndük. Pasta isabet var ancak. Görmüş olduğunuz gibi pas sonrası yine topu aldıktan sonra bir koşu göremedik Yiğit'ten ancak. First down'da gelmiş oldu bu pas sonrasında. Rakip 43 yarda kadar ilerlemeyi başardı. Hacettepe Red Deers. Umut'un pasında isabet gelmiyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bu karşılaşmanın galibi Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nin şampiyonu olacak. Ve direkt olarak Pro Lig'e yükselecek. Öte yandan karşılaşmayı kaybeden takım için ise hiçbir şey bitmiyor. Gazi Warriors'la oynayacakları bir play mücadelesi var derken bir interception ve sonrasında ortada çok büyük bir koridor ve touchdown geliyor. İstanbul Bulls adına son bölümde iyiden iyiye oyundan düştüğünü görmüştük Red Deers oyuncularının ve Muhammed Baki Serin'i de bu pozisyonda yakalama imkanı dahi olmadı oyuncuların. Muhammed Baki touchdown'u buldu. Skor 33-2'ye geldi. İlk 4 touchdown'un 3'ünde ekstrada isabeti bulmuştu Oğulcan. 4.sünü kaçırmıştı. Bu kez dizlime baktığımızda artı 2 için oynadıklarını görüyoruz.
Can. Pası isabetli değil. 33-2'lik İstanbul Bulls üstünlüğü var finalde. Son çeyrekteyiz artık. Bu sezon herhangi bir mağlubiyet almadı bugüne kadar İstanbul Bulls ve bugün de skorda son bölümde çok büyük bir üstünlükleri var. Namağlup ikincilik şampiyonluğuna doğru yürüyor. İstanbul Üniversitesi'nin de temsil ettiğini belirtelim. İstanbul Bulls'un ülkemizde bu spor genelde üniversite takımları etrafında yapılanarak sürdürülüyor ve İstanbul Bulls da İstanbul Üniversitesi'ni adeta temsil eden takımlardan bir tanesi Pro Lig'de ve 33-2'lik üstünlükleri var. Son bölümdeyiz. Artık onlar da süre sayacaklar. Vuruş yapılıyor. 35 yard. Çizgisi yakınlarında top oyun alanını terk etti. Kick yeniden vurulacak. Şu an saha içerisi pozisyonda gördüğümüz bu. Ve bu arada top kimde kaldı diye bakıyorum. Burada topun bir anda sekmesi, yön değiştirmesi işleri değiştirdi. Rakip 45 yardtan topu kaldıracak Hacettepe Reddiers. Bir koşu oyunu tercihi Hacettepe cephesinde ancak savunma başarılı. Yine bir koşu oyunu düşüncesi. Ancak burada da kazanım yaklaşık 2 yardla
sınırlı kalmış vaziyette. İşte pozisyonu yeniden izliyoruz. O köşeyi dönemiyor. Üç ve beş izleyeceğiz. Hacettepe hücumunda. Yine bir koşu oyunu tercihi var ancak Bulls savunması bir kez daha başarılı ve bu arada bayrak da var. Bulls aleyhine bir ceza geliyor ve böylelikle ilerliyor Red Deer hücumu. Yine bir koşu tercihi var ancak bugün bu koşu oyunlarından istediğini pek çıkaramadı hakikaten Red Deer. Artık son bir dakikanın da içerisindeyiz karşılaşmada. Ve karşılaşmanın hakemi Aykut Elvacı topu eline aldı ve maçı bitiriyor. İstanbul Bulls, Hacettepe Red Deer's finalde 33-2 mağlup ederek Pro Lig'e yükseliyor. Hacettepe Red Deer's'a Gazi Warriors'a oynayacağı play-in'le birlikte lige yükselip yükselemediğini göreceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.
Thank you.